değerli haber kasaba takipçileri, yaklaşık 3-4 ay önce sık sık haberlerine yer verdiğimiz ve Selendi'ye bizzat gelip burada haberleştirdiğimiz Selendi'nin eski atıl tütün depolarının olduğu yerdeyiz. Malumunuz biliyorsunuz ki burası daha önce kullanılmayan bir alandı. Ancak Selendi'nin öz evlatları burayı kalkındırma, buraya istihdam sağlama adına burada bir tekstil fabrikası oluşturdular. Şöyle görüyorsunuz, kameraman arkadaşımız İsmail'i size gösterirsek şu an çalışmaya başlamış durumda. Bu faaliyetleri bizzat yerinde görmek için bugün Selendi'de eski tütün depolarının olduğu yerdeki Uğurlu Tekstil'deyiz. Tekstil fabrikası faaliyeti geçmiş durumda. Şu an 100 işçi kapasiteli, 150 makinalı bir faaliyet aşaması var. Bir tarafta kesil, bir tarafta dikil, bir tarafta ütüleme, bir tarafta paketleme şeklinde bölünmüş durumdalar. Ancak önümüzdeki günlerde kapasitenin 500 kişiye ve 500 makineye çıkacağı konusunda işletme sahiplerinden bilgi edinmiş durumdayız. Zaten bu konuyla ilgili ayrıntılı haberlerimiz, metinlerimiz ve görsellerimiz, videolarımız sizinle paylaşılacaktır. Biz geçmiş dönemlerde bunun takipçisi olacağımızı, Selendi halkının burada istihdam edip etmeyeceğini bizzat yerinde tespit edeceğimizi, göreceğimizi ve siz değerli takipçilerimize sunacağımızı ifade etmiştik. Sözümüzü tutuyoruz, sözümüzün arkasındayız. Takip etmeye de devam edeceğiz. Biz yapmış olduğumuzun haberlerin de arkasındayız. Selendi'de Uğurlu Tekstil tam anlamıyla faaliyete başlamış ve artık istihdam sağlanmış durumda. Öncelikle buraya bu işletmeyi kazandıran Hasan Karadaş olmak üzere diğer ortaklarına da teşekkür ediyoruz. Umarım 100 kişiyle kalmaz, 500 kişi, 1000 kişilere ulaşır. Üst katında da tekstil fabrikasının büyümesine katkı sağlayacak bir alan var. Bu alanda da yine istihdam sağlanacak bir 500 kişilik alan daha var. Yemekhaneleriyle, yatakhaneleriyle yatılı kalabilecek kişileri de istihdam ettirebilecek bir potansiyele sahip. Her şey düşünülmüş, her şey güvenlikli. Bazı dedikodular her ne kadar da son zamanlarda kulaktan kulağa yayılmış olsa da öyle bir şeyin olmadığını biz kendi gözümüzle burada gördük. İşletmecilerine böyle bir tesisi Selendi'ye kazandırdıkları ve bu yörenin insanını kalkındırdıkları için teşekkür ediyoruz. Siz değerli takipçilerimizin de bu konudaki anlayışını ve bu fabrikayı çalışması, ilerlemesi için özellikle Selendi halkının ve çevre köy ve mahallelerdeki insanların burayı bizzat bizim gibi gelip görmelerini tavsiye ediyoruz. Buradaki iş potansiyelinin ne kadar verimli olduğunu görmelerini istiyoruz. Ön eğitimden geçecek olan arkadaşlar daha sonra İşkur'un garantisinde, İşkur'un devletin bir kurumu olan İşkur'un güvencesinde sigortalı olarak maaşlarını asgari ücret üzerinden alacaklardır. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum. Bütün siyasileri, bürokrasiyi bu konuda bu fabrikaya gezmelerini, bu fabrikayla ilgili destek sağlamalarında işverenler bizzat istiyorlar. Bununla basın yoluyla tüm Türkiye'ye duyurulmasını istedikleri için bizi de güzel bir şekilde ağırladılar ve bize bu imkanı sağladılar. İçeride görüntü almamıza izin verdiler. Kendilerine de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Her şey görüldüğü gibi ortada. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Saygılarımı. Atıcılarımıza bekliyoruz. Ford Trucks. Her yükte birlikte. Nefis mi nefis börekler? Ramazan sofralarının gözdesi. Özel börek pişirme fonksiyonuyla çıtır çıtır pişiren Beko Solo fırınlar her böreğin gözdesi. Üstelik tüm Beko Solo fırınlar Ramazan boyunca 1.35 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Börek severlere duyurma. Thank you.
abi. MediaMarkt'la keyif veren şarkılar sona erdi. Keyifine bak. Thank you.
işlem yapmak o kadar kolay ki. Ofiste sunum hazırlandığı sırada gelen ve acil cevap bekleyen e-postaya dönüş yaparken bile diğer elinizle yatırım onu alabilirsiniz. Herkes rahatça kullanabilsin diye kolaylığı teknolojiyle birleştiren internet şubesi de bu yüzyılda ettirerdi. Bizi izlemeye devam edin. Ziraat Bankası. Teknolojide bir farkından daha fazla. Müzik eğitim sorunu çok özür dilerim.